Evet hanımlar, toparlanın. 15 dakika sonra sayım başlayacak. Deniz var ya, bayağı plan yapmış o pislik Alp'i öldürmek için. Hiç korkusu yokmuş kadının vallahi, baksana. Kadın geldiğinde nasıldı, şimdi nasıl? Vallahi helal olsun. Günaydın Deniz. Günaydın. Günaydın. Anacığım. Buyur anacığım. Vallahi iyilik. Ellerinizden öperim. Siz ne yapıyorsunuz? İyi, aman iyi olun anacığım. Ne göndereceğim? Biber salçası mı? Vallahi iyi olur. Salçam da bitmişti zaten. Fazla fazla gönder anacığım. Arkadaşlar geçen sefer almıştı, bu sefer de alırlar. İyi tamam anacığım, ben şimdi çalışıyorum. Ben ararım seni. Ellerinizden öperim. Hadi teyzem bile selam söyle. Babana rahmet. Hadi. Merak etme, akılacaksın. Çok uzun kalmayacaksın burada. Özge Akın. Ha gel. Melis Hanım görüşecek seninle. Melis buranın psikoloğu. Git konuş, iyi gelir. Bu arada kızlar, anam Antep'ten salça gönderecek. Eğer istiyorsanız sipariş verebilirsiniz yani. 10 numara salçadır. He, salça diyorsun, organik diyorsun. Wow. Ne gülüyoruz? Annem yaptı. Tertemiz salça işte. Hüseyin, peki nerede saklayacağız biz o salçaları? Hüseyin, beni acık getirse öyle. Ekmeğin gücüne sürmelik hayrına. Vallahi öyle dadımlık madımlık olmaz Dudu. Parasını verirsen getiririz yani. Bak, hepsini kendin yiyin. Ünüğüne. Göbeğini büyüt. Hem arkadaşlar aldı, çoktan memnun kaldılar yani. Ya hadi Hüseyin, hadi salçanı da al git hadi. Allah Allah. Gel Özge, gel. Yarayı iyileşene kadar ıslatma sakın. Pansuman içinde gel, buraya ben hallederim. Tamam, çok teşekkürler. Ellerine sağlık. Ne yapacaksın? Kimsenin duymamasını istemiş Seher Hanım. Aslında dava etsen. Yok, yani benim için kapandı konu. Ben kimseye bir şey söylemeyeceğim. Sen de kimseye bir şey söylemezsen iyi olur. Yani daha fazla büyümesin konu. Peki, anlamadım ama öyle olsun. Merak etme sen. Hadi çok geçmiş olsun. Sağ ol. Abi geçmiş olsun. Sağ ol. İyisin değil mi? İyiyim, iyiyim. Zeyno Hanım seni istiyor. Tedavisi bittiyse gelsin dedi. Hı. İyi, gidelim madem. Gidelim abi. Hadi bakalım. Beni istemişsin. Gerekli yerleri aradım. Bütün disiplin soruşturmalarını geri çektim. Sandığımdan kolay olmuş. Hemen halletmişsin. Henüz işleme koyulmayanlar da burada. Onları da gözünün önünde yok edeceğim. Ama sen de verdiğin sözü tutacaksın. Yırtat hepsini. Hadi. Diğer arkadaşlarla konuştum. Cezaevimizin itibarı için kimse hiçbir şey söylemeyecek. Sen de Deniz'le konuş. Sakın ha o avukatıyla konuşup dışarı haber sızdırmasın Murat. Bak yoksa... Tamam. Uzatma. Yırtat hepsini. Hadi. Oldu mu? Daha iyi misin? Evet, evet iyiyim. Ciddi bir şey yok. Ben diyorum ki sen birkaç gün gelme. Rapora da gerek yok. Dinlen evde. Bir izin dilekçesi yaz. Ben hallederim. Yok ya, hiç böyle bir şeye gerek yok. Büyütülecek bir durum yok ortada. Yok, olmaz öyle. Ben seni idare ederim. Dinlen, gelme. Hem toparlarsın kendini. İyi peki, sen nasıl istersen. Görüşürüz. Bakın bu deniz anası. Naciye Angın. Hayırdır Oktay müdürüm? İşine bak sen Kudret. Aa, bu ne tafra afra? He? Biz seni severiz Oktay Beyciğim. Sevme beni Kudret, Allah aşkına sevme ya. Hadi. Nereye? Melis Hanım'ın yanına gideceğiz. Niye ki? Bilmiyorum, gidince görürüz. Gel. Naciye bak, benim gözüm hep Özge'nin üzerinde olacak. Ben bizzat ilgileneceğim onunla. Lütfen aklın kalmasın, olur mu? Nerede kaldılar ya? Merak etme, şimdi gelirler. Hüseyin almaya gitti. Gel. Melis Hanım, Özge'yi getirdim. Anne. Anneciğim. Anneciğim çok özür dilerim, seni dinlemedim. Çok özür dilerim anne. Sen bir şey yapmadın, tamam mı? Kıydılar bizi. Yaktılar başını kızım. Bana bak, var mı bir haber? Nedir durum? Ha bir de soruyor musun? Meral Hanım, beni sinir etme. Önemli bir durum var. Neyin peşindesin hala ya? Değişiklik var mı diyorum? İyi değil. Aynı. Doktorlar ümitsiz. Nasıl ümitsiz oluyorlar ya? Bu mudur yani? Yolun sonuna mı geldik? Küçücük kız, onun direnci sana bana göre daha fazla. Yeni bir tedavi varmış aslında. Ama yine de kurtulma şansı düşük diyorlar. Ama yine de biz zaten altından kalkamayız onu. Ne? Nasıl? Ya pahalı pahalı. 100.000 liradan fazla diyorlar. E sonuç da kesin değil. Ne yapalım? Ya bırak şimdi 100.000'ini. Bir umut var ama değil mi? Ya ben mi anlatamıyorum? Sen mi anlamadın? Bizde o kadar para ne gezer? Zaten biz sana bir tek sana güvendik. Sen de git. Ya senin ben! Kızlar, hastaneden haber geldi. Eylül için yeni kapı açılmış. Oh, harika. Çok şükür. Çok sevindim Azra. Kanka? Neyse yine iş parada bitiyor tabii. Topladığımız para... Yetmiyor tabii ya. Yetmiyor. Hastane masrafı bilmem nesi, tedavi yöntemi falan derken... 100.000'i buluyormuş. Oha. Kanka senin evin yok, atın yok, yatın yok, katın yok. 100.000 lira diyorsun ya. Yok yani, ne yapacağız şimdi? Nereden bulacağız biz o parayı? Ya zaten mafya değilsen, gıllı güçlü işler çevirmiyorsan bu hayatta bulursun o parayı. Allah öyle bir para değil o hasret ya. Öyle atla deve değil. İnsanlar o paraya çanta alıyor, ayakkabı alıyor yani. Bulunmayacak bir para değil. Tabii ki. O yüzden bulacağım ben o parayı. Bulacağım. İnşallah. Ya durun bakalım. Gün doğmadan Nilay doğar ha? Çay getireyim ben size. İyi olur. Şifasını bulamadı bu kızcağız. Ne oldu? tesadüfine. Yeni bir tane tedavi var demiş doktor. Emme çok para diyorum. Bulacaksın diyor emme. Nasıl bulacak? Ne kadarmış? 100.000 dedi. Kim yaptı bunu sana? Alp pisliği de. Anneciğim bunu konuşmak istemiyorum lütfen. Tamam. Naciye ben Özge ile sık sık konuşacağım. Ve bunların her birini tek tek anlatacağız birbirimize değil mi Özge? Sen hiç merak etme. Melis Hanım, kızımla aynı yerde olamaz mıyım acaba? Aklım hep ortada. Tamam Naciye, ben Zerrin Hanım'la konuşurum, merak etme. Hele o dünkü silah sesinden sonra, ya şu kadarcık aklım vardı, o da gitti ya. Özge'ye de ulaşamadım. Anlamadım, ne silah sesi? Sizin haberiniz yok mu? Dün burada silah patladı. Naciye, silah sesi ne? Anlamadım. Ya ben sordum, dediler ki dışarıdan geldi. Dur da inanma. Kesin bir şeyler saklıyorlar yine Melis Hanım. Yani yok Deniz, ben her yolu denedim ama sonuç beklediğim gibi oldu. Yani o parayı savcılıktan çıkarmamız imkansız. Paraya el koymuşlar, kanıt olarak tutuyorlar. Evet, bir şey yapmamız lazım Erhan, bir şey yapmamız lazım. Kızın durumunu öğrenebildin mi? Yani hastaneye uğradım, doktorlarla görüştüm. Bir alternatif tedaviden bahsediyorlar. Kızın durumu da buna müsaitmiş. Ama o işte maliyeti tabii. Evet. Of. Erhan. Bana Hakan'ı bulabilir misin? Niye? Bulabilir misin? Hani denerim. Bizim onunla ortak aldığımız bir arsa vardı Ecem için. Yani eğer tabii satıp yemediyse. Ya Deniz, ben eğer Hakan'ı biraz olsun tanıdıysam... Denemek zorundayız. Lütfen. Tamam. Of. Deniz? Biraz müsaade eder misin? Nasılsın, iyi misin? Ha, iyiyim. Yani hızlı hareket edince biraz hızlı oluyor o kadar. Dinle, ben bir iki günlüğüne izne çıkıyorum. Kendine dikkat et. Hep Kudret fırsat kollayacaktır sana saldırmak için. Evet, biliyorum. Ben başının çaresine bakacağım, merak etme. Tamam. Dışarıdan istediğin bir şey var mı benden? Yok, senden artık bir şey istemiyorum. Yani kendine iyi bak, toparlan. Başka bir şey istemiyorum. Tamam. Hemen en kısa zamanda döneceğim. En fazla 2 gün. İyi. Yani iyileşmeden gelme. Tamam. Dikkat et kendine. Görüşürüz. Aa. Sen gitmedin mi abicim? Ya şimdi götürüp dilekçemi verecektim işte. Ha, tamam. Ha arkadaşlar. Çok iyi oldu ikinizi bir arada gördüm. Ya bir şey soracaktım size. Dün burada bir silah sesi duyulmuş. Ya ben Zerrin Hanım'a sordum ama bir de sizden duymak istedim. Şöyle duyulmaz mı? Duyuldu tabii. Yani ortalık sallandı ya banyolar. Ya şu banyoların çaprazında kalan bir yer var ya. Hani askerler nöbetten önce toplanıyor. Doldur boşalt istasyonu. Orada erlerden biri doldur boşalt yaparken yanlışlıkla patlamış. Acemi herhalde. Anladım. Sizden de duymak çok iyi geldi. Çok sevindim. İyi çalışmalar. Sağ ol sana da. Kolay gelsin. Sağ ol. Ya manyak mısın oğlum? Yanlış yapıyorsun ya. Oğlum yanlış yapıyorsan da benim yanlışım. Bak Oktay, senden tek isteğim var. Ağzını sıkı tut, kimseye bir şey söyleme. Tamam mı? Tamam abicim, tamam. Görüşürüz. Tamam, görüşürüz. Kızım, mıymık mıymık yapma öyle hadi. Bak burada yemekteyken yemezsen sonra o pis abur cuburları yersin. Aç bakayım ağzını. Anne istemiyorum. Bak yemezsen teyzelere veririm ama. Hadi kızım. Aç bakayım. Aa. Hanımlar, ananız nerede? Neden gelmedi yemeğe bakayım? Sana ne be? Sana ne? Sana mı soracak kadın yemeğini nerede yiyeceğini? Görüyorsunuz değil mi? Hacer. Heh. Kudret anne yok mu? Yok. Ne yapacaksınız? Çok pis harmanız be ablacığım. Anne yapsa bize şöyle bir... Ha? Yok vallahi be güzelim ya. Yapma be Hacer. Vardır bir köşede. Bak çok fenayız. Vallahi. Yok diyorum ya Saliha. Uzun zamanda bulamazsınız zaten. Ya ölürüz öyle biz beklerken be. Vallahi ne yaparsınız bilmem kardeş ama yok bizde. Hadi. Ben Kudret anneye yemek almaya gidiyorum. Deniz abla sen otur yemeğini ben alırım. Yok ben alırım. Lütfen ben alırım. Yok ben alırım. Ben alırım. Sağ ol. Sağ ol. Sağ ol. Afiyet olsun. Nerede kaldın lan? Hemen getirdim anne. Onu demiyorum. Koş şuraya. Ne var ne yok? Herkes yemekhanedeydi, bir tek Deniz geç geldi. Ha, niye? Ne olmuş ki? Vallahi bilmiyorum, ben çıkarken girdi içeri. Ne demek bilmiyorum lan? Ne demek bilmiyorum? Madem ben buradan dışarı çıkamıyorum, sizin benim gözüm, kulağım olmanız gerekmiyor mu? Ne demek bilmiyorum? Öğreneceksin. Affedersin anne. Başka? Naciye kızın dizinin dibinden ayırmadı. Kuş gibi besliyordu Özge'yi. Görsen elinde bıçakla 5 kişiye saldıran kadın demezsin. İlk önce o Özge gammazından başlayacağız. Öncelik sırasını değiştirdim. Oğlumu gammazlayan, Deniz katilini kapıyı açan o. Önce onu temizleyeceğiz. Sonra diğerleri. Afiyet olsun annem. Neredeydin lan sen? Geç otur. Bir de bu müptezel karılar var ya anne, F blokta kalan. Mal sordular. Yok deseydin. Yok dedim ama çok ağladılar. Yahu benim elim kolum bağlı. Görmüyor musunuz? Ne yapabilirim ben? Kadın beni hücreye atmadı ama koca cezaevini benim için hücre gibi yaptı. Yemekhane yasak. Faaliyet alanları yasak, avlu yasak. Anne, bu Azra ile de Deniz'in arası açılmış galiba. Böyle bir bozuk gibiydiler yemekte. Daha berbat olacaklar. Daha beter olacaklar. Onlar benim kökümü kuruttu. Biricik evladımı çoluk çocuğa karışmadı. Evlenemedi. Mezara koydular. Öldürdüler oğlumu. Ben onları affeder miyim? Ben onları gebertmez miyim? Ama planlı. Adım adım. Önce o kanmaz. Küçük Özge. Ondan sonra diğeri. Daha sonra da hepsinin teker teker kökünü kazıyacağım. Dikkat, dikkat. Havalandırma saati başlamıştır. Bütün hadi gelin havalandırmaya. Dikkat, dikkat. Havalandırma saati başladı. Ben sizi havaalanına göndermiyorum. Gözünü, kulağını aç. Her şeyi öğrenip gelip bana detaylı anlatacaksınız. Yürü. Tamam anne.